dönme ihtimali. Çünkü rüzgar sürekli bir bu taraftan bir bu taraftan estikçe her tarafı olumsuz şekilde etkiliyor maalesef. Şimdi termik santralle ilgili risk ne durumda? Ortadan kalkmış durumda mı tümüyle, yoksa epey hafiflemiş durumda mı? Şunu artık öğreniyoruz. Yani yanan yerlerin belli bir süre artık yandıktan sonra kolay kolay geri dönmediğini öğrendik. O yüzden herhalde aynen termik santrale gelmesi mi pek mümkün değil. Ama civar köyler hepsi gür ormanların olduğu yerler. O yüzden muhtemelen o bölgede yani eğer o hep yaptığımız çağrı olmazsa havadan çağrılar, gerekli müdahaleler daha günlerce sürecek yangınlara sebep olur. Hem bu rüzgar hem bu kırsal alan olması sebebiyle. O yüzden zor günler bizi bekliyor. Yani hem Milas'ta. Orada bir yandan Kemerköy Termik Santrali var. Bir yandan da bir de Yeniköy Yeniköy, Termik Santrali var. Aralarındaki mesafede 15 kilometre kadar çok. İsmail, mikrofonu. Şu anda yavaş yavaş işte o tarafa yani doğru onu devam tutarak ediyor. Konuş lütfen. Yani yaklaşık şu anda 10 kilometre civarı olması lazım arası. Her an yani dönüp yani çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki dün işte Çayısar Köyceğiz'de üst tarafındaydım. Yani 15 dakikada bir 20-30 kilometre böyle sağlı sollu yayıldığını gördüm. Yani o kadar hızlı yayılabiliyor ki yani hani hep anlatıyorum bilim kurgu filmi, korku filmi gibi gerçekten. Yani burada da öyle tabloda olursa her şey açık maalesef. Önümüzdeki günler gerçekten çok dramatik günler açık. Şimdi bu arada lütfen katılımcılarım istedikleri zaman sorularını yönelsinler. Sadece mikrofon tutmayı unutmasınlar. Biz stüdyoda yayın yapmaya alışık olduğumuz Evet, için evet. Yaka mikrofonuyla. Mikrofonu var mı? Hala. Halen daha yaka mikrofonu varmış gibi davrandığım için özür dilerim. Sorum da şuydu. Yeniköy santrali mevcut yangının eriştiği yere ne kadar yakın? Yangına ne kadar yakın diye sormuştum. Evet. Evet, yani çok evet, onu da uzak. Yanıtladı Evet, Sayın evet. Vekil. Peki şunu da soralım. Şimdi bu termik santralle ilgili özellikle hidrojen tanklarının zaten boşaltılmış olduğunu biliyorduk. O anlamda büyük bir risk teşkil etmiyordu ama stokta bulunan çok yüklü miktarda kömürün yanması ve bunun çıkaracağı gaz anlamında çok ciddi riskler olabileceği söylenmişti. Şimdi alevler termik santrali sardı. Belli bir etkide bulundu oradan. Tamam, termik santral yerinde duruyor ama acaba tam olarak nasıl etkiledi? Bu konuda herhalde çok detaylı bir bilgimiz yok, değil mi Sayın Vekil? Evet yani dünden beri ben o tarafa geçemedim, bu bölgedeydim. Ama yani termik santralle bazı binaların zarar gördüğünü, hasar gördüğünü biliyorum. Oradan devam etti ancak bugün orada faaliyetin başladığını duydum. Yani tekrardan faaliyet başladığını, tadilatlara başladığını demek ki yani çok olağanüstü bir tahribat yaratmadı. O iddia edildiği gibi çok ciddi zehirli gazlar çıkmadı. O yüzden oradan aşarak yangın orman bölgesine devam ediyor şu anda. Evet. Sayın Vekil, kaç gündür buradasınız? Yani bu bölgede takip Ya ediyorsunuz. zaten Meclis kapandığı günde buradaydım, gelmiştik. İşte bölgede ziyaretlerimizi yaptık. Pardon, biraz daha geride Armut alanında başlayan yangınla başladı bu hazin öykü, dramatik öykü. Saat ben Köyceğiz'deydim. Buraya 60 kilometre uzakta. Bizler zaten hep bölgede koşturan milletvekilleriyiz. Haberi alır almaz Marmaris'e hareket ettim. Geldik, İçmeler bölgesindeydik. Hatta bu bölgeyi o kadar zor açtık ki itfaiyeciler kesmişti. Ben müsaade istedim. İçmeleri arkadaş Engin Özkoç Grup Başkan Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız buradaydı. Oraya geçmek istedim. O yüzden hızlıca buradan geçtim. Ama iki tarafı da bu Martı Otel'in yan tarafını sarmıştı. Gerçekten zorlanarak geçtik. Sahil kesime ulaşmaya çalışırken askerler durdurdu. Dedim ben devam edeceğim. Hayır dedi, sizden bir şey rica ediyoruz. Bu üç tane teyzeyi alabilir misiniz? Başka sebeple durdurmuş aslında. Yani orada bu hızlı bir şekilde yayılan yangının içinde kalan 3 tane teyzeyi arabaya alıp içmelerin diğer kesimine götürdüm. Böyle müthiş bir kaçış başlamıştı o anda. Buraya geldik. Takip ederken işte tahliyeler başladı içmelerden merkeze teknelerle. O arada da işte Köyceğiz'deki yangın haberi geldi. Yani bu bir de burası başladıysa saat 3 civarında Köyceğiz bölgesinde başladı. Ondan sonra da işte artık hikayeyi az çok herkes biliyor. Buradan devam eden Turunç bölgesine, Orhaniye bölgesine, Turgut bölgesine devam eden günlerce süren bir yangın. Daha sonra tekrar bu bölgeye, arkamızdaki bölgeye geri indi. O ara Köyceğiz'deki yangın büyümeye devam etti. Bodrum'dan haber geldi, Milas'tan haber geldi. İlk etapta biliyorsunuz o Güvercinlik bölgesindeydi, o sağ tarafta oteller bölgesi. Oradaki yangın kontrol altına alındı. Milas'taki birinci yangın kontrol altına alındı.
Ama orada işte farklı Seydi Kemer'de, Kavaklı Dere'de, farklı yerlerde yangınlar çıkmaya. Eğer küçük çaplıysa müdahale edilip onlar söndürüldü. Ama Marmaris özellikle, daha sonra Kistebükü tarafındaki Bodrum yangını, Köyceğiz yangını, işte bugün artık günleri şaşırdık. Eğer Perşembe ise bugün 7. günümüz. 7 gündür aralıksız bir şekilde Muğla yanmaya devam ediyor maalesef. Ve bu 7 gün boyunca da, yani bu arada yangının 9. günü, sizin bu anlamdaki çabalarınızın 7. günü. Bu 7 gün boyunca da zannedersem zaman zaman evet ya söndürüldü, durum yavaş yavaş kontrol altına alınıyor şeklinde açıklamalar geldi. Ama sabah çok farklı manzaralarla karşılaşıldığı oldu. O açıdan hani şu anki hissiyatınız, gözleminiz nedir Sayın Vekil? Yani bitiyor mu yavaş yavaş, yoksa hala çok ciddi teyakkuzda mı olunmalı? Ya bakın, biten hiçbir şey yok. Yani bu açıklamaları zaman zaman söylüyoruz. Hiçbir zaman hiçbir yerde, ne Marmaris'te, ne Milas'ta, ne Köyceğiz'de kontrol altına alınan bir yangın olmadı. Yani bazı bölgelerde o artık yanacak ağaç kalmadığı için bir yavaşlama olduysa olmuştur. Ama yangınlar kesinlikle kontrol altına alınmadı. Bakın, ben sabaha karşı saat 4'e kadar Beyobası bölgesindeydim. Çayhisar ve Sazak üzerinden Akköprü'ye devam eden yangınlara müdahale ederken Merkez Menteşe'deki yangın haberini aldık. Kozağaç'a gelmişti. O yüzden benim de 15 yıl yaşadığım, avukatlık yaptığım yerdi. Dayanamadım, merkeze döndüm. Ve şu anda Kozağaç'ta oradan İkizce'ye indi. İkizce bölgesine vardım. Sabah aydınlanmak üzereydi. Saat 5.30-6 civarıydı. Ben köye girdiğimde caminin minarelerinden anons yapılıyordu. Yaşlıların ve çocukların tahliye edilmesiyle ilgili. Çok sevdiğim orada dostlarımız, abilerimiz vardır. Onlar denk geldi. Bir tane iş makinesi çalışıyordu ormanın. O gelen yangını engellemek adına orada ağaçları deviriyordu. Ve o ilerleyen saatlerde biraz durdu gibi, ama şimdi bakın Şen Yayla'da gittim. O bölgedeki yangından dönerken şu anda, yani ben birkaç görüntü aldım, atmaya çalışayım. Müthiş bir şekilde Menteşe ilçesine yaklaşan bir yangın var. İkizce'de ve Kozağaç tarafından, eğer biraz daha bu şiddetle rüzgar devam ediyorsa Menteşe yerleşim yerleri tehlike altında. Yani dün ben oraya geçerken sabaha karşı 4-5 civarıydı. Yaklaşık 2-3 kilometre kente yakın yerde Muğla Büyükşehir'in, Muski'nin araçlarıyla ağaçlar devrilerek olası tehlikenin önüne geçilmeye çalışıyordu. Ama şu anda tahmin ediyorum, bu rüzgar devam ettiyse ve benim gördüğüm dumanların şiddetinden şunu anlıyorum: Menteşe merkeze yaklaştı. O yüzden ciddi tedbir alınması lazım. Aynı şekilde bu zeytin alanı, Köyceğiz'deki durdu, hafifledi denen yangın Çayhisar'dan kuzeye doğru, yani Denizli'ye doğru devam ediyor. Diğer üçüncü bir yangın da gene Köyceğiz'de Akköprü mahallesine. Hep örnek veriyorum, bu Tomruk filminin çekildiği meşhur o çay var ve Bakköprü barajı, oraya doğru devam ediyor. Eğer aynı şiddetle devam ederse Akköprü'den Dalaman'a geçme tehlikesi var. Daha önce mahallelerden sıçrayan yangınlardan bahsediyorduk. Artık ilçelerden birbirine sıçrayan, eğer böyle devam ederse iller arası sıçrayan yangınlarla karşılaşacağız ve 10 günlerce, belki 20 günlerce, belki aylara sürebilecek yangınlarla karşılaşabiliriz. Eğer Dalaman'a devam ederse, eğer Menteşe tarafından Akyaka tarafına inerse böyle tehlikelerle karşı karşıyayız. Bunlarla ilgili bugün de birçok defa yayınlara bağlandığımızda da söyledik. Biz hazırız. Sayın Vali ile, Sayın Bakanlarla bir araya gelelim. Biz gözlemlerimizi anlatalım. Bizim eksiğimiz varsa onlar söylesinler. Ama sahadaki durum ortada. Tehlike artarak devam ediyor. Muğla'da azalan bir tehlike yok. Evet ya, ama işte bakın, Milas'ta azaldı dedik ama gördük daha az önce, Milas'ta da azalan bir şey yok. Sadece galiba Bodrum'da biraz sonuca ulaştık. Bodrum evet kurtarılmış durumda ama ne Milas'ta ne de Köyceğiz'de ne de... Sonuçta şöyle bir şey var Sayın Vekil. Milas Belediye Başkanı, ki o da burada olacak, Muhammed Tokat, kaç gün boyunca çığlık çığlığa dedi ki bu termik santrale geliyor bu iş, termik santrale geliyor. Ve geldi. Geldi. Bu engellenemedi. Bu akıbet engellenemedi. O açıdan uyarılarınız çok önemli. Çünkü medyanın bir kısmında şöyle bir hava var. Tamam ya, kontrol altına alındı. Mesele artık yavaş yavaş bitiyor. Bu doğru bir algılama değilse o zaman vahim sonuçları olacaktır. O yüzden dedikleriniz çok önemli. Şimdi haberci arkadaşlarımla da hemen onları izlenimlerini de alacağım. Miyim, Heh, söyle. Gökmen, bugün itibariyle, şu an itibariyle Marmaris'te kaç yangın var? Şu anda Amos bölgesi dediğimiz arka tarafta devam eden ve Hisar önünde devam eden en az 2 veya 3 yangın net bir şekilde biliyorum. Milas'ta?
Milas'la devam eden işte az önce gördüğümüz o Kemerköy santralden seken ve devam eden yangın var. Evet. Bodrum'da? Bodrum'daki kontrol altına alındığı. 3 yangın, en az 3 yangından bahsediyoruz. Köyceğiz'dekiler? Köyceğiz'de var. Köyceğiz'de 3-4 yerde bakın Ağla Mahallesi'nden, Gökçeova Göleti'nden Denizli'ye doğru giden bir